Beşeri Bilimler Fakültesindeyiz. Öncelikle değerli hocalarım ve öğrenci arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Geleceğini Simüle Et programıyla 2021 tercih döneminde üniversite öğrenci adaylarımızın tercih etmeyi düşündükleri bölümleri tanımalarını sağlamak, bölümleri farklı açılardan değerlendirebilecekleri bir ortam sunmak ve daha doğru kararlar almaları için destek olmayı hedefliyoruz. Etkinlik 9 fakülte için ayrı ayrı ve Zoom programı üzerinden gerçekleşecektir. Her oturumda bir rehberlik danışmanı, psikolojik danışman, akademisyen hocamız, lisansüstü bursiyerimiz, topluluk başkanımız ve mezunlar yer alacaktır. Dilerseniz hocalarımızı tanıtalım. Akademisyen hocamız Profesör Doktor Kamil Alptekin, Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı. Kariyer Gelişim ve Mezun İlişkileri Ofisi ekibinden Ahmet Hocam. Mezunlarımızdan Kibar Özcan, Sultan Zehra Ütlü, Zilan Dumanlı da Batuhan Özatıcı. Lisansüstü bursiyer asistanımız Beyza Öztaş. Sosyoloji topluluğu başkanımız Bengünur Koçan. Tekrar hoş geldiniz. Diyorum. Son olarak kendimi tanıtacak olursam adım Candan Çakır. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunuyum. Karatay Üniversitesi'nin Samsun bölgesindeki tanıtım faaliyetlerini yürütüyorum. 2021 YKS tercihlerimiz ülkemizin içinden geçtiği zorlu bir döneme, bir sürece denk geldi. Özellikle orman yangınlarında hem manevi hem maddi olarak etkilenen halkımıza geçmiş olsun diyoruz. Ve bu zorlu günlerde programa katılabildikleri için, özverileri için gerek hocalarıma, gerek öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu süreci beraberce atlatabilmeyi, yaralarımızı sarabilmeyi ümit ediyoruz. Yine böyle zamanlarda hem kendimizin hem ülkemizin geleceği için çaba göstermemiz çok önemlidir. Geleceğimizi simüle etmeye gelecek olursak, Endüstri 4.0'ın getirdiği yenilikler oldu, biliyorsunuzdur. Bunlar nesnelerin interneti, internet hizmetleri, siber fiziksel sistemler olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor. Endüstri 4.0 ile üretim ve yaşam alanlarının tamamı akıllı donanımlara sahip olabilecek şekilde entegre edilmeye çalışılıyor. Bu bağlamda artık meslek değil, daha çok kariyer seçimi üzerine yoğunlaşıyoruz. Meslekte yapılması gereken bir bölümü kazandıktan sonra belli başlı olan işleri tanımlıyoruz meslekte. Ama kariyer süreci aslında hayat boyu süren bir süreç. Doğumdan ölüme kadar geliştirebildiğimiz, uzmanlıklarımızı kazanabildiğimiz bir süreç. Yani gelecekteki mesleklerin değişimini de göz ardı etmezsek, gelecekte ne kadar farklı disiplini birleştirip bir çalışma alanı oluşturursak o kadar ilerlemiş olacağımızı düşünüyorum. Günümüzde artık paradigmalar çok değişti. Önceden meslek seçilir ve değiştirilemezdi. Şimdi ise kendini tanıdıkça, uzmanlığını seçtikçe değişebilir. Aynı anda farklı bir disiplinle ilgili eğitim de alınabilir. Bu yüzden öğrencilerin kendini tanıyabileceği, uygulamanın bol olduğu eğitim ortamlarında bulunması öğrenciler için çok faydalı, yararlı olacaktır. Ve evet, 2021 YKS tercih dönemindeyiz artık. Zorlu bir süreci geride bıraktık. Şimdi sakin bir şekilde gidilecek üniversitelere karar vermemiz gerekiyor. Yapılan tercihler hayatımızın önemli noktalarından birisidir. En önemli demiyorum. Çünkü hayatın ne gibi fırsatlar çıkaracağını bilemiyoruz. Ama bu önemli işlemlere başlanmalıdır. Öncelikle kişi ne istediğini bilmeli, sınırlarını çizmeli. Ötesinde kesinlikle karar veremediği, eksik bilgisi olduğu üniversiteler hakkında konusunda uzman yardımı almalıdır. İşinin ehli olmayan kişilerin yorum ve fikirlerinden uzak durması da çok güzel olur. Ve en önemlisi kendi kararlarını vermelidir. Ve son olarak da verdiğimiz kararın sorumluluğunu almamız yine bu süreçte bizlere çok yardımcı olacaktır. Sorumluluk almamız çok önem kazanıyor. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hemen Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Akademisyen Hocamız Profesör Doktor Kamil Alptekin Hocama söz vermek istiyorum. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim Candan Rica Hanım. ederim hocam. Herkese merhabalar. Dinleyicilerimize de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, güzel bir giriş oldu. Haklısınız. Eğitim, öğretim trendlerinde önemli değişimler var. Özellikle dijitalleşme ile birlikte. Siz bunları saydınız, ben bunlara girmeyeceğim. Söylemeseydiniz biraz
öyle düşünmüştüm kendi başlangıç konuşmamı. Biraz bu değişimlerden bahsedelim. Çünkü artık Z kuşağı deniyor ama tabii ben bu kuşaklara çok takılmıyorum. Mesela ben kendimi de Z kuşağında görüyorum. Önemli olan insanın biraz iştiyakı, öğrenme hevesi. Ama tabii şu bir gerçek, farklı bir jenerasyonla karşı karşıyayız. Bu jenerasyon dijital dünyadan hoşlanıyor. Yaparak, görerek, deneyerek öğrenmeyi seviyor. Yaşantısal öğrenme diyoruz. Ve uygulama, biraz önce siz de söylediniz. Dediğim gibi çok detaylarına girmeyeceğim ama uygulama da çok önemli. Uygulayarak, yaparak, görerek. Çünkü artık bilgiye ulaşmak kolay. O didaktik eğitim geçmiş ola, onlar geçiyor artık. Yeni imkanlar, yeni olanaklar tanımak gerekiyor, sağlamak gerekiyor yeni öğrencilere, onların beklentilerine uygun olarak. Şimdi tabii bugün özelde fakültemizi konuşacağız ama zamanımız var mı bilmiyorum. Müsaadenizle bu fırsatı bulmuşken, bu kadar gençle bir aradayken bir iki şey daha söylemek isterim Candan. Buyurun hocam, buyurun hocam. Evet, şimdi ben şunu söylüyorum. Şimdi bizim mütevelli heyet başkanımız da onu söylemişti geçen bir toplantımızda. Çok hoşuma gitti bir sözü. Aynen şöyle söylemişti. Biz reklam yapmıyoruz. Biz tanıtım yapıyoruz. Yani öğrencilere dokunacağız. Öğrencilere dokunuyoruz. Önemli değil. Benim bölümüme gelsin, senin bölümüne gelsin, onun bölümüne gelsin. Mesele bu değil. Karataya da gelsin. Mesele bu değil. Mesele öğrencileri doğru yönlendirmek, isteklerini iyi anlayabilmek ve onları istekleriyle doğru bir bölümde buluşturabilmek. Bu çok önemli. Bununla sözüme başlamış olayım. İkincisi, benim hep söylediğim, derslerimde de kullandığım bir şey var, bir argüman var. Belki klişe gelecek size ama önemli diye düşünüyorum. Evet, gerçekten ailemizi, dinimizi, dilimizi, ırkımızı, etnik yapımızı, mezhebimizi, her neyse, biz seçemiyoruz değil mi? Bunlar doğuştan verili bize. Ama iki şeyi biz seçiyoruz hayatımızda. Onlar da önemli. Önemsiz demiyorum. Hayatımızı şekillendiriyor. Ama şekillendiren ve bizim irademizle şekillenecek olan iki konu var. Onlardan bir tanesi iş, kariyer seçimi, diğeri de eş seçimi. Hadi eş biraz şöyle dursun. Ona daha zaman var. Her şey vakti saatinde. Ama kariyerin şu sıralar biraz belirginleşmesi gerekiyor. Bunun için de ben şunu önemsiyorum Candan Hanım. Bir kere gençler, adaylar ne istiyor? Yüksek öğrenimden ne bekliyor ve kariyer için ne istiyor? İkisi son derece önemli. Şimdi ben gençlerle konuşuyorum. Çok farklı çünkü. İstekler çok farklı. Biri işte ben akademi için lisans okumak istiyorum diyen de var. Ben meslek sahibi olmak istiyorum. Atıyorum sosyal hizmet okuyacağım, psikoloji okuyacağım. Biraz bizim fakülteden örnek verelim. Bugün konu bizim fakülte çünkü. İşte iletişim tasarım okuyacağım. Hemen mesleğe atılacağım. Tamam. Bu da bir bakış açısı. Ve yüksek öğrenimden ne bekliyor? Meslek sahibi olmak mı bekliyor? Akademik bir bilgi, beceri, donanım mı bekliyor? Bunları adayların çok netleştirmesi gerekiyor Candan Hanım. O kadar önemli ki. Çünkü ne istediğini bilenle çalışmak çok kolay. Onu yönlendirmek çok kolay. Asıl zor olan ne istediğini bilmeyenle. Bilmiyor çünkü. Onu yapsam ne olur diyor. Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi'ne geliyor aday. Mimarlıktan konuşuyoruz. Hani şimdi tamam ben iyi kötü bu üniversitedeyim. Mimarlık fakültesini de bilirim. Oradaki hocaları tanırım. Bölümün ne iş yaptığını 3 aşağı 5 yukarı bilirim ama hani onu yönlendirecek kadar bir bilgi sahibi olamam ki. Ama gelsin bizim fakülteye sosyal hizmeti zaten yönlendiririz elimizden geldiği kadar ama diğer disiplinleri de akraba disiplinler diyorum ben onlara, komşu disiplinler, insan ve toplum bilimleri içerisinde onlara gerekli yönlendirmeler yapabiliriz. Bu konular önemli diye düşünüyorum. Ben şimdi hakkımı böyle biraz kendi görüşlerimle kullanmış olayım. İsterseniz burada bırakayım, sonra yine alırım ama sözü. Tabii hocam. Konusunda. Nasıl isterseniz öyle yapalım. Biraz daha söz alabilirim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam değerli katkılarınız için. Ben sözü Sosyoloji Topluluğu Başkanı Bengünur Poçan hocama vermek istiyorum. Buyurun hocam. Merhabalar. Merhaba hocam. Hoş geldiniz.
Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Ben sosyoloji bölümü son sınıf öğrencisi Benginur. Aynı zamanda da 7 aydır sosyoloji topluluk başkanlığını yürütüyorum. Öncelikle üniversitemizde gelenekselleşen şeyden bahsetmek istiyorum. Bir saniyeniz olacağım. İlk olarak üniversitemizde geleneksel hale gelen etkinliklerden bahsetmek istiyorum. Kültür sokağı ve spor şenlikleri her sene sınavlardan önce düzenleniyor ki derslerden ve sınav stresinden yorulan öğrenciler kültür sokağındaki sanat, edebiyat, gastronomi gibi etkinliklerle öğrencileri motive ediyor. Ve yine her kışın uzakları yakın eden soba başı sohbetlerimiz yapılıyor. Yazar ve sanatçılarımızla sohbet ettiğimiz sıcacık bir zaman geçiriyoruz. Sosyal olarak motive eden etkinliklerimizin yanında akademik olarak da birçok etkinlikler düzenlenmektedir üniversitemizde. İş imkanının nasıl olduğu, stajlardan nasıl faydalanabileceğimize dair alanında uzman isimlerle, etkinliklerle bir araya geliyoruz. Üniversitemiz hani bu konuda bize aşırı derecede destek oluyor, yol gösteriyor. Biz de bunu faydalanabiliyoruz. Sosyoloji öğrencisi olarak da ve bugünün Sosyal Beşeri Bilimler Fakültesi simülasyonu olarak da sosyal beşerin bilimlerin öneminden kısaca bahsetmek istiyorum. Bir ülkede sosyal ve beşeri bilimlere verilen önem o ülkenin gelişmişlik düzeyi anlamında önemli bir şeydir. Çünkü küreselleşen dünyada beşeri sermaye, eğitim, sağlık, hayat standartları gibi temel göstergelerin aynı zamanda gelişmişlik parametreleri olarak da değerlendirebiliriz. Günümüzde gelişmiş ülkelerde sosyal bilimlere verilen önem daha çok artmıştır. Toplumsal refah düzeyini yükseltmeye odaklanmış olan nitelikli insan gücü ve sosyal sermayedir. Nitelikli insan gücü ve beşeri sermayenin kaynağı ise bu hedefe yönelik yüksek eğitimdir. Üniversitemizde bize verilen bu akademik eğitimlerin yanında biz de sosyoloji topluluğu olarak etkinliklerle destekliyoruz. Sosyoloji bölümü olarak hocalarımızla birlikte ayda bir ya da iki kez kitap ve film atölyesi düzenliyoruz. Hem sosyolojik analizle hem de gündelik yaşantımız ile yorumluyoruz. Derste öğrendiklerimizi hem pekiştirmiş hem de yorumlayabilme yeteneğimizi geliştiriyoruz bu sayede. Üniversitemiz ve SKS direktörlüğü topluluklara, öğrencilere hep destek vermektedir. Bu destekle birçok etkinlik yapabilme imkanımız oluyor. Daha öncesinde düzenlediğimiz etkinliklerde Profesör Doktor Veysel Bozkurt'u davet etmiştik. Sosyolog Ersin Öztürk'le kimliksiz araştırmalar üzerine sosyologların öneminden bahsettik. 2019'da Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde Konya Sosyoloji Günleri yapıldı. Biz de sosyoloji topluluğu olarak katılmıştık. Yakın zamanda da 3 üniversite ile ortak çalışmamız oldu. Spor Sosyoloji Semineri düzenledik. Önümüzdeki dönem nicel alanları ilgilendiren bir eğitim olacak. Hani sadece sosyoloji değil, tüm sosyal bilimcilerin dikkatini çekebileceği bir eğitim olacağını düşünüyorum. Sosyolojinin birçok alt alanı olduğu için örneğin kent sosyolojisi, sanat, edebiyat sosyolojisi, göç sosyolojisi ve son zamanlarda çokça çalışılmaya başlayan yemek sosyolojisi, müzik sosyolojisi gibi alt alanlarında atölyeler düzenlemeyi düşünüyoruz. Yeni döneme yeni ve güzel etkinliklerle devam edeceğiz. 60'ın üzerinde topluluğumuz var. Her toplulukta kendilerine farklı değerler katacağını düşünüyorum. Çünkü her topluluk çok güzel etkinlikler yapıyor. Birçok hani pandemiye inat etkinliklerimiz hep devam etti. Tüm adaylarımızı bekliyorum. Böylece kısa bir özet şeklinde geçebilirim. Engin'ur Hanım çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben çok teşekkür ederim. Birazdan yayından ayrılabilirim. O yüzden hepinize çok teşekkür ederim değerli katkılarınızdan dolayı. Biz teşekkür ederiz hocam. Görüşmek dileğiyle. Şimdi sözü kariyer gelişim ve mezun ilişkileri ofisi ekibinden Ahmet Bey'e vermek istiyorum. Kendisi de BİS verileri ve yürütülen projelerin etkisi hakkında sizlerle bir konuşma yapacak. Teşekkür ediyorum Candan Hocam, değerli hocalarım, değerli arkadaşlarım. Hoş geldiniz. Ahmet Gülsaçık ben. SKS Direktörlüğü Kariyer Gelişim Ofisi'nde yeni göreve başladım. Yeni tanışıyoruz sizlerle de. Ben de kısaca size
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin bu sene daha yeni hizmete sunmuş olduğu danışman bilgi sistemi hakkında ufak bir bilgilendirme yapacağım. Müsaadenizle bir ekran paylaşıyorum hemen. Görünüyor galiba, değil mi? Evet hocam. Evet. Teşekkür ederim. Danışman bilgi sistemi Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından iş gücü piyasası performansını değerlendirmek için toplam 81 bölümün performansını üniversite bazında değerlendiren bir sistem. Peki neleri değerlendiriyor? İş bulma süresi, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı, firma büyüklüğü, sektör dağılımı ve yüksek öğretimde iş gücü piyasası endeksi konularında çalışmalar yapılmış. Bu sisteme kayıtlı olan rehberlik danışmanlarımız girdikleri zaman iki farklı üniversiteyi de mesela karşılaştırabiliyorlar ve bununla birlikte biz kendimiz, kendi üniversitemizle alakalı bilgilere eriştiğimizde Türkiye ortalaması ve lig ortalaması konusunda da kendimizi kıyaslayabilme imkanımız oluyor. Lig ortalaması kısmında da biz 2000 yılı sonrasında kurulan bir üniversite olduğumuz için yükseliş ligindeyiz. Lise öğrencileri, mezunları ve üniversite öğrencileri bundan faydalanabiliyorlar. Aynı şekilde psikolojik danışmanlar, rehberlik öğretmenleri ve kariyer danışmanları sisteme kayıt olduktan sonra bu sistemden faydalanabiliyorlar. Kendi verilerimize baktığımızda niteliğine uygun işlerde çalışanlar kategorisinde 153 üniversitede 26. sıradayız. Çok fazla böyle hikayeler vardır, bilirsiniz. Ben şunu okudum ama şu anda şu işi yapıyorum gibi. Niteliğine uygun işlerde çalışıyor olmaları konusunda yüksek sıralarda olmamız bizi sevindirdi. Bununla birlikte istihdam sıralamasında da yine 153 üniversite arasında 15. sırada yer alıyoruz. Yani öğrencilerimizin çoğu iş hayatını bir şekilde katkıda bulunabiliyorlar, yorumunu yapabiliriz burada. Bununla birlikte en hızlı iş bulanlar sıralamasında da 25. sıradayız. Hatta şu şekilde de ben size tablo olarak göstereyim. Mezun olmadan önce %13'ü, 6 ay içerisinde %62'si ve toplam 12 ayda da artık %14'üyle beraber 6-12 ay arasında toplamda %89 öğrencilerimizin 12 ay içerisinde iş bulabiliyorlar. Mezun olmadan önce iş bulmalarıyla alakalı aslında buradaki bahsettiğimiz sektör danışmanlığı projesinin de çok etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü öğrenci iken şirketlerle temas edebilecekleri bir proje. Genel olarak değerleri tekrar baktığımızda en soldaki bizim Karatay Üniversitemizin verileri, yükseliş ligi ve Türkiye geneli ortalamaları yanındakiler ve biz mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde, toptan ve perakende ticarette ve imalatta yükseliş liginden ve Türkiye ortalamasından üst pozisyondayız. Bu mesleki kısımda da, bilimsel kısımda da bizim yukarıda oluyor olmamız, bilim konusunda destek veriyor olmamız konusunda bir yorum yaptırdığı için bize ayrıca sevindirdi. Ve bununla birlikte şu genel olarak bir dağılıma baktığımızda kendi sektöründe işte bankacılık ve sigortacılık, hukuk, imalat gibi kendi sektöründe iş yapabilen ve Türkiye ortalamasından daha yüksek olanlar görüyorsunuz şu anda. Eğitim, imalat, toptan ve perakende ticaret, insan sağlığı ve sosyal hizmetler, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler şeklinde çok güzel bir dağılımımız var. Ne kadar çeşitli yönlerde biz daha önde olursak çok iyidir aslında baktığınızda. İşte eğitim sektöründe de mesela Türkiye ortalamasının üstünde bir performans sergilediğimiz bir dağılım görüyoruz. Sonuç olarak baktığımızda tabii kendimizi daha geniş bir perspektiften biz de kendimizi değerlendirebilme imkanımız var. Aynı zamanda dışarıdan birisinin de bizi değerlendirmesiyle alakalı daha güvenilir bir veri oluşmuş oluyor önümüzde. Ve biz de vizyonumuz doğrultusunda bir şeyleri yapabiliyor muyuz kısmında kendimiz değerlendirme noktasında da aldığımız veriler bizi de çok sevindirdi. Ben kısaca bunlardan bahsetmek istedim size. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Şöyle kapatayım sunumumu da. Nihayetinde şu anda burada adaylarımıza, öğrencilerimize gerçekten onları neler bekliyor kısmında bir canlandırabilsinler diye uğraşıyoruz. Değerli hocalarımın da katkılarıyla birlikte daha da güzel ilerleyecek program. Çok teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz Ahmet Hocam. Ben de sözü mezunlarımıza bırakmak istiyorum artık. Mezunlarımızdan öğrencilik hayatları nasıl geçti, sosyal yaşantıları, mesleki hayatları, bölümü niye tercih ettiler, Karatay'ın onların hayallerini gerçekleştirmede nasıl bir katkısı oldu gibi bir konuşma bekliyoruz.
Kibar Özcan sosyoloji mezunu hocamızla başlayabiliriz. Tekrar merhaba. Merhaba hocam. Biraz öğrencilik sürecinden bahsedeyim. Şimdi öğrencilerin bu arada tercih dönemi. Ben de bir kurumda rehber öğretmen olarak görev alıyorum. Ve inanın kendi üniversitemi diğer öğrencilere önerirken o kadar rahatım ki. Yani bu rahatlığı Karatöy Üniversitesi bana gerçekten 5 sene içerisinde tüm imkanlarını sunarak verdi. Dediğimiz gibi reklam değil, tanıtım. Bu içten gelen bir durum. Çünkü üniversiteye başladığımda aslında Karatöy Üniversitesi hakkında çok bilgim yoktu. Biraz tesadüfi gerçekleşti. Ben olayların biraz kader boyutuna inanırım. Bu noktada kaderse alan da olduğunu düşünüyorum. Sonra hem bölüm hocalarım, çünkü çok yetkin akademisyenler var. Bizim bölümümüzde Mazhar Bağlı, Ertan Özensel, Hatice Budak, İknur Ekiz, en başta bölüm başkanımız Hüseyin Erdem, Hüsamettin Erdem hocamız var. Yani bu noktada hocalarımızın bizlere desteği gerçekten çok hissedilebilir ve hala hissediyoruz. Yani iletişim noktasında o iletişimin koptuğunu, kopabileceğini düşünemiyoruz. Çünkü gönül bağı bambaşka bir olay. Evet, eğitimi, öğretimi belki diğer üniversitelerde de alabiliriz. Diğer üniversitelerde de muhakkak alacağız. Kişinin sadece üniversiteye bağlı alabildiği bir durum da değildir bu arada eğitim ve öğretim süreci. Kendiyle alakalı bir süreç. Ama Karatöy Üniversitesi'nde hocalarımızın bizlere vermiş olduğu gönül bağı ve o gönül bağının devamlılık süreci kendi yetkinliklerimizin de farkında olabilmemiz için büyük adımlar sağlıyor. Hem akademik manada hem de insan yetiştirme anlamında gerçekten önde gelen isimler akademik kadroda bulunuyor. Şöyle öğrencilik sürecim başladı. Hemen bir asistan öğrencilik durumu oldu. Sonra hocalarımızla daha yakın temas içerisinde çalışmak beni akademik anlamda bir şeyler yapmaya itti. Öncesinde Kamil Hocam da söylediği gibi hani bazı öğrenciler akademik planlarla gelir, lisansı okur demişti. Benim öyle bir planım yoktu. Ama asistan öğrencilik sürecimde böyle bir plan zihnimde oluştu. Sonrası için Karatöy Üniversitesi Sosyoloji Topluluğu'nu kurdum. Sonra Benki'ye devrettim. Kendisi de görevinden bile yerine getiriyor. Süreçte birçok etkinlik yaptık, birçok insanla temasta bulunduk. Sosyoloji hakkında doğru bilinen yanlışlar çok fazla. Sosyolojiye sadece bir bölümden diğerine geçebilmek için nazar ediliyor gibi bir husus var ama bu tamamıyla yanlış. Çünkü artık tüm bilimler multidisipliner. Hani mesleğinizi, lisansınızı elinize aldıktan sonra alanın ne kadar çeşitlendiğini görüyorsunuz. Zaten süreç içerisinde de görüyorsunuz. Yani sosyoloji hayatın tam ortasından bir kavram. Toplum bilimi demek yanlış. Çünkü altı kurumu birden içerisinde barındıran. Yani ekonomiyle de alakalı, siyasetle de alakalı, eğitimle de, hukukla da, boş zaman değerlendirmeyle de toplum ve insan nazarında analiz edilebilecek her şeyi bambaşka bir bakış açısı kazandırıyor. Sadece o alanda ilerlemek isteyenler için değil. Bence herkesin ek bir alan okurken de sosyoloji eğitimi alması gerekiyor. Bu şekilde düşünüyorum. Çünkü o bakış açısını çok genişleten bir bölüm. O noktada etkinlikler ve üniversite hayatındaki aktiviyet de çok önemli. Yani 4 sene, 5 sene, 6 sene üniversitede kalmaktan ziyade oradaki imkanları kullanabilmek biraz kişiyle alakalı. Yani Karatöy Üniversitesi'nin verdiği imkanlar evet çok çeşitli, çok geniş ama bunları kullanmak isteyen bir öğrenci portföyü de olmalı o noktada. Sonrası için bizler etkinlikler düzenlediğimizde alanın ve mesleki anlamdaki genişliğini de görmüş olduk. Yani sosyologların aslında sahada araştırma alanında olduğunu, Zilan sosyoloji mezunu kendisi de aynı şekilde şu an sahada çalışıyor. Bugün bu etkinliğe o da katılacak zaten. O daha detaylı anlatılacaktır ama eğitim alanında çalıştığını görebiliyoruz. Yani alanlar çok çeşitli ve ne kadar aktif olursanız kendinizi nerede konumlandıracağınız daha aşikar olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra lisans hayatım çift anadal programıyla şekillendi. Şimdi sosyal psikologluk alanı bana göre gibi geldi. Aslında akademik çalışmalarım o yönde ilerletmeyi düşünüyordum ama sonrasında benim için bazı değişiklikler oldu. Karatöy Üniversitesi'nin sunduğu çift anadal mesleki anlamda da değil sadece. Kendinize ne katabildiğinize bakmanız gerekiyor. Yani A bölümüyle C bölümü, A bölümüyle B bölümü
Kendi ucunda söylediği gibi hani bu noktada ila yakın alanlar olacak diye bir şey yok. Sadece kendi fakültenizden değil, kendi fakültenizde bulunan daha uzak alanlarda, atıyorum sistem ekonomisiyle, iletişim tasarımıyla yine çap yapma imkanlarınız var. Ben bunların değerlendirilmesinden yanayım. Yani eğer tekrar sürecin başına gelseydim belki de İslam ekonomisini düşünebilirdim diye düşünüyorum. Bu arada psikoloji eğitimi mükemmel bir eğitim. Tüm fakültelerimizde olduğu gibi. Sadece eğer kişisel gelişim sağlamak istiyorsanız, kendinizi başka alanlarda da yetkili hissediyorsanız bu çap ona göre şekillenmeli. Salt bir kariyer düzeninde bakılmamalı diye düşünüyorum olaya. Daha sonra şimdi Karatepe Üniversitesi'nde yine öğrenciyim. Yüksek lisans öğrencisiyim. Tez sürecine devam ediyorum. Bu şekilde yani benim aktaracaklarım Karatepe Üniversitesi'nin imkanlarından yararlanmış biri olarak şu an kendi öğrencilerime canı gönülden hem kendi üniversitemi hem kendi bölümümü, iki bölümü de öneriyorum ve içim emin olun çok rahat. Burada öğrenciyle bağ noktası çok önemli ve öğrencinize samimiyetle bir şeyler önerebilmek çok önemli. Ben Karatepe Üniversitesi'ni samimiyetle önerebiliyorum. İbar Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür özellikle multidisipliner alanlara yaptığınız vurgular çok değerliydi. Ben çok teşekkür ediyorum. Sözü psikoloji mezunu Sultan Zehra Ütlü Hanım'a veriyorum. Buyurun hocam. Bir şey söyleyebilir miyim araya girerek? Çok özür dilerim. Elbette araya hocam, girebilirim. Elbette buyurun. Ben Elif hocayla görüştüm de ben sahadayım şu an. Sadece bir öğlen arasında bir 15-20 dakika ayırabileceğimi söyledim. Eğer Sultan Zehra Ahmet Hoca'ya söyleyecekti ama çünkü 15-20 dakikam var. Eğer Sultan Zehra izin verirse ben hemen kısaca aktaracağım ne yazık ki hızlıca bir şekilde. Tamamdır hocam. Sultan hocam bir sorun olur mu? Hayır, asla bir problem yok. Tamam. Elif hocayla görüştüm, çok özür dilerim. Normalde hiç katılamayacaktım ama kırmak istemedim. O zaman şöyle yapalım. Sözü sosyoloji mezunu Zilan Hanım'a daha veriyoruz. Tamam. Önce teşekkür Buyurun ederim. Buyurun hocam. Kusura bakmayın, böldüm. Yok ben hocam, hemen önce bir kendimi tanıtayım. Ben 2020 yılı sosyoloji bölümü Karatepe Üniversitesi Konya Karatay Ticaret Odası sosyoloji bölümünden tam burslu olarak 2020 mezunlarındanım. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası çalışma örgütüyle yürüttüğü insana yakışır işler fırsatları projesinde sosyal çalışmacı olarak daha çalışan aynı zamanda sağ çalışan olarak görev yapıyorum. Öncelikle kendimi tanıtarak başlayayım. Hemen konuya giriyorum o zaman sizin de izniniz olursa. Buyurun hocam. Neler yaptım, ben neler yaptım, şu anki bulunduğum iş nasıl girdim konusunda biraz değinmek istiyorum ben. Öncelikle ben liseyi bitirdikten sonra zaten sürekli böyle bir tam bizim mezun olduğumuz dönemde biraz darbe olayları vesaire gibi birçok siyasi olaylar dönüyordu etrafta ve bir dahası. Ondan sonra ben hep şunu sorgulamaya başlamıştım kendi içerisinde. Yani buna sebep veren şeyler ne? Bunun ve bu türevi gibi olayların sebepleri neler konusunda? Sürekli böyle bir sorgulama içerisindeydim ve daha sonrasında bununla alakalı en yakın olabilecek alan ne diye düşündüğümde, araştırdığımda sosyolojinin bana en yakın olduğunu düşünüp bölümü o yüzden tercih etmiştim. Ama bölüme girdiğimde yani evdeki hesap çarşıya uymadığı kısmı biraz benim için tam tersine döndü. Çünkü dışarıda yansıtılan sosyoloji anlayışıyla hiç değer verilmeyen bir bölüm olarak görülüyor şu an. Ne yazık ki içeri girdiğimde çalışma alanlarını gördüğümde aslında bir nebze olsun rahatladım. O yüzden ben şu an sağ çalışan olduğum için, sosyal çalışmacı olarak geçtiğim için aslında biraz da ona da değinmek istiyorum ileriki süreçlerde. Çünkü bilindiğinin aksine atıyorum sosyal hizmet uzmanı sosyal hizmet oluyor. Psikolog, doktor. Ama işte sosyoloji mezunu biri sosyolog unvanını aldığında diğerlerinin gördüğü değeri ben göremediğimi düşünüyorum. Kendi adıma benim bir mezun olarak kendi düşüncem. Dolayısıyla insanlar yani şu an aday öğrencilere hitap ettiğimiz için dolayısıyla benim onlara şu noktada söyleyebileceğim bir şey var ki o da şu. Sadece işte doktor ya da bu ülkenin sadece doktora, mühendise, işte hukuka asıl bilinen mesleklere ihtiyacı yok. Aslında ben şu an sosyal çalışmacı olarak birçok dezavantajlı grupların evlerine gidip incelemeler gerçekleştiriyoruz ve aslında sosyal bilimler alanında çalışan insanların onların nasıl dilinden anladığını görebiliyor olmak insanı bir nebze olsun rahatlatıyor. Çünkü siz şunu söyleyebiliyorsunuz. Ben sosyal bilimlerden mezun oldum ve dezavantajlı gruba en yakın eğitim alan kişi benim ve benim yardım edebileceğim yani yardımdan ziyade bu benim işim
diyebiliyorsunuz. Bu noktada ben adaylar ve sosyal çalışmacı olarak araştırmalarını çok isterim. Çünkü gerçekten hem maddi hem manevi ve en çok da manevi tatminatı çok yüksek bir meslek. Onun dışında ben üniversite hayatında neler yaptım ki buradayım, şu bulunduğum noktadayım derseniz, kibarla birlikte zaten Fethiye Üniversitesi'nin sosyal topluluklarından birini kurduk. Orada birçok etkinlik düzenledik arkadaşlarımızla birlikte. Birçok akademisyeni ağırladık üniversitemizde. Üniversite hayatımızdaki o sosyal hayat, işte aktif oluyor olmanız, aktif öğrenci olarak görünüyor olmanız sizin iş hayatınızda çok etkiliyor aslında. Çünkü bir iş yapılmak istediğinde şu özgüveni gösterebiliyor olmanız gerekiyor. Ben yapabilirim, bu sorumluluğu ben alabilirim mi göstermeniz gerekiyor. Bu da aslında bence üniversite yıllarında inşa edilen bir yetenek. Çünkü ben üniversite hayatımdan önce çok aşırı sosyal ya da çok aşırı özgüvenli bir insan değildim. Ama katıldığımız etkinlikler, işte üniversitemizin tabii ki burada birçok fazla topluluğun olması çok büyük etkin. Onların da etkisiyle tabii ki o inşa edemediğiniz, lise zamanlarından önce inşa edemediğiniz o özgüveni, işte bir şeylerin sorumluluğunu alma kabiliyetini aslında üniversitede sağlıyorsunuz bence. Çünkü ben üniversite hayatımdan önce aşırı sosyal bir öğrenci değildim şu anki tam aksine. Dolayısıyla bizim üniversitenin katmış olduğu en önemli özelliklerden biri bu bana. Diğer bir özellik de şu an burada olmamın da asıl sebeplerinden biri. Yani ILO Uluslararası Çalışma Örgütü'nde çalışıyor olmamın en önemli sebeplerinden biri dil bilgisi. İngilizce dil bilgisi. O da şu, Erasmus tabii ki. Bizim üniversitemizde gerçekten İngilizcesinin biraz iyi olan, böyle aşırı bazı üniversiteler mesela inanılmaz bir İngilizce kabiliyeti istiyorlar sizden, ama bence bu bir dezavantaj. Çünkü azıcık bir İngilizcesi bile olan insanlar bizim üniversitede Erasmus'a gidebiliyorlar. Çünkü ben Erasmus'a gittiğimde A2'ye İngilizce sahiptim. Döndüğümde C1'lerle dönmüştüm. Ama üniversitemiz bu imkanı bize sağlayarak gerçekten ciddi anlamda İngilizcenizi geliştirmenize büyük bir kapı açıyor. Hem İngilizce öğreniyorsunuz, hem uluslararası insanlarla tanışıyorsunuz. Hem oradaki eğitim hayatını görüyorsunuz. Aslında bir nebze de olsa, kısa süreli de olsa oradaki sosyoloji anlayışı, Türkiye'deki sosyoloji anlayışını karşılaştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada hem eğlenebileceğiniz hem eğitim alabileceğiniz özelliklerden biri Erasmus süreci. Ben kendim de deneyimlemiş biri olarak gerçekten bütün arkadaşlarıma, okuyan, okumayan bütün arkadaşlarıma şunu çok rahatça söyleyebiliyorum. Erasmus'a kesinlikle gitmelisiniz ki bence bizim üniversitede kesinlikle gitmelisiniz. Çünkü birçok konuda destekleniyorsunuz, manevi olarak, maddi olarak destekleniyorsunuz falan. Çünkü adaylar oraya gittiğinde şey diyebiliyor. Ya ben ne yapacağım hiç bilmediğim bir ülke diyebiliyorlar aslında, ama üniversite aslında size burada daha orada oraya gitmeden size bir mentorluk sunuyor. Dolayısıyla benim önerebileceğim en önemli şeylerden biri Erasmus. Benim yaptığım ve şu an gerçekten iş hayatımda katkısının olduğunu düşündüğüm en önemli şeylerden biri Erasmus. Çünkü bir müracaatçıya gittiğinizde aday yabancı uyruklu olabiliyor müracaatçı ve sizin İngilizce konuşmanız gerekebiliyor. Ve genelde toplumda şöyle bir algı da oluyor. İşte sosyoloji okuyorsun, İngilizceye ne gerek var? Hani ben bunu kendi içerisinde çok duyduğum için söylüyorum, ama gündelik hayatta gerçekten hiç farkında olmadan size bu çok fazla katkı sağlıyor. Dolayısıyla daha önceki programlarda da söylemiştim ısrarla, kesinlikle Erasmus yapılması gereken bir şeylerden, yapılması gereken ilk şeylerden biri hatta. Onu önermek istiyorum ben kendilerine ve bizim okulda bu insan gerçekten çok fazla var. Çok özür dilerim, dışarıdayım, ne olur. Hızlı da geçiyorum ne yazık ki, çünkü araba da bekliyor aynı zamanda. Onun dışında iletmem gereken diğer şeylerden biri staj imkanı. İsmini yanlış bilmiyorsam eğer, gönüllü stajlıkla alakalı üniversitemizde bir program, gözde staj programı da olabilir. Konya Ticaret Odası'na bağlı olduğu için üniversitemiz, oradaki birçok oraya bağlı olan şirketlerle, işte Konya biraz daha sanayi bölgesi, sanayi bölgesinde olan şirketlere staj yapma imkanı sağlayabiliyor size. Anlaşmalı olduğu için Fethiye Üniversitesi aslında bir nebze de olsa Konya Ticaret Odası'nın iştiraki olan firmalara sizi yönlendirip orada staj deneyimleri yapabiliyorsunuz. Ve bu en önemlisi, bir mülakata girdiğinizde size ilk sordukları şey, staj yaptınız mı, yani üniversite hayatı boyunca 4 yıl boyunca ne yaptınız sorusu. Ve üniversitemizde bu yüzden gözde staj programı da, eğer yanlışsam düzeltin, gözde staj programı ile birlikte gerçekten bir nebze de olsa diğer rakip demek istemiyorum, ama ne yazık ki rakip olarak görülüyor birçok aynı meslektaş olan insanlar. Onların önüne geçebileceğiniz bir şey aslında staj noktasında, ki ne yazık ki böyle. O yüzden
Erasmus ve aynı zamanda Gözde Staj programları benim gerçekten bizim üniversitemize kesinlikle önerebileceğim. Yani şu an aday üniversitelere gerçekten önerebileceğim bir şeylerden ikincisi. Diğer üçüncüsü de Sibel anlatmıştır belki. ÇAP çift standart programı. Ben yapamadım. Denedim, deneyimlemek istedim ama deneyimleyemediğim bir süreçti. Ama gerçekten mantık olarak baktığınızda 5 yıl içerisinde büyük bir performans gerekiyor tabii ki. Bunu yapanları ayakta alkışlıyorum zaten. Büyük bir performansla 5 yıl içerisinde 2 tane bölümden diploma almış oluyorsunuz ve herhangi bir şey diye düşünüp 2 bölüm 5 yılda 2 bölüm nasıl fikrinde olan insanlar olabilir. Dolayısıyla bu noktada sizin vereceğiniz tempo çok önemli. Eğer gerçekten temposuna inanıyorlarsa arkadaşlarımız, aday arkadaşlarımız, ben kesinlikle ilk dönemden ÇAP yapmalarını tavsiye ediyorum. Ben ikinci sene ÇAP'a başvuran kısımdaydım. Ama ikinci sene başvurular bir tık daha az oluyor ilk seneye göre. Dolayısıyla aday arkadaşlar olduğu için burada ben onları kesinlikle birinci sınıftan itibaren yapmaları, ortalamalarını yüksek tutmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ikinci sınıfa göre bence ikinci sınıfa göre nazaran daha iyi bence birinci sınıf. ÇAP programı yine aynı şekilde. Erasmus programını söyledim. Gözde Staj programını söyledim. Onun dışında benim yararlanmış olduğum topluluklar var, etkinlikler var. Bunlara kesinlikle katılmalarını ben tavsiye ediyorum. Bir de sosyoloji bölümünü yazacak adaylar için şunu tavsiye ediyorum. Biz üniversite hayatımız boyunca, yani ben kendi adıma konuşayım, arkadaşlarım adına konuşmayayım. Her zaman verilen araştırmalardan hep şey, bizim şimdi ne işimize yarayacak kafasında bir öğrenciydim. Ama realiteye geldiğimizde, yani pratikle karşılaştığımızda gerçekten şunu algılayabiliyorsunuz ki o yapmış olduğunuz araştırmalar, işte bir şeyleri araştırıyor olma içgüdüsü sizin mesleki hayatınızda size çok fazla katkı sağlıyor. Okuduğunuz bir makale bile aklınızda, bir makalenin bir cümlesi bile aklınızda kalsa gerçekten sizin mesleki hayatınızın tamamen yönünü değiştirebilecek bir türde. O yüzden yapılan araştırmalar, makaleler, okudukları makaleler, yazdıkları tezler, bunların hepsi çok kıymetli. Eğer sosyoloji bölümünü yazmayı planlayan insanlar varsa ben kesinlikle şimdiden bunları yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü ucu çok açık bilgi dediğimiz şey, ucu çok açık bir şey. Asla tam bilgiye sahip oluyorum diyebileceğiniz bir olgu değil. Dolayısıyla ben bu noktada gerçekten şimdiden başlamalarını tavsiye ediyorum. Onun dışında adaylar için başka söyleyebileceğim, ekleyebileceğim herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an için aklıma gelenler bu kadar. Kusura bakmayın, çok hızlı geçiyorum. Çok özür dilerim. Yok hocam. Çok daha sakin bir şekilde anlatmak isterdim eski geçen programdaki gibi ama şu an çok kısır bir vaktim var. Onun için benim aktaracaklarım bu kadar. Ben geçen programda da söylemiştim. Mail adresini ben yazayım. Yardım, işte ne bileyim, sosyal çalışmacı olarak çalışmak isteyenler olur, saha için saha görevlisi olarak çalışmak isteyenler olur vesaire gibi konularda yardımcı olabileceksem mail adresimi bırakayım. Arkadaşlar sormak isterler belki daha net bir, benim şu an aktaramadığım şeyleri belki sormak isterler. Ben buraya mail adresimi yazacağım. Eğer benimle gerçekten iletişime geçmek isterlerse ben seve seve onlara yardımcı olurum her konuda. Sadece mesleki hayatta değil, yine üniversite öğrencisi olarak her zaman yardımcı olmak isterim. Benim şu an için aktaracaklarım bu kadar. Eğer soru falan varsa ya da merak ettikleri bir şey varsa, keza sizin de öyle hocam, seve seve vakit ayırabilirim size. Selan hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Erasmus konusunda söyledikleriniz çok değerliydi. Faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok faydalı oldu. Tekrar gerçekten teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hocam. Kusura bakmayın tekrardan. Yok hocam, estağfurullah. Sözü ben psikoloji mezunu Sultan Zehra Ütlü Hanım'a bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Özellikle bu dönemde sınav tercih dönemi, işte gelecek kaygısı yaşayan danışan sayım belirgin bir şekilde arttı. Bu problemi kişisel olarak yaşamayanlar da bir yakını için danışır hale geldi. Bu yüzden ben her şeyden önce şunu belirtmek istiyorum. Konsültasyon değeri çok büyük. Emek geçen herkese teşekkür ederim. Ben Sultan Zehra Ütlü, Karatay Psikoloji mezunuyum. 2020 mezunuyum. Şu an halihazırda Konya Terapi Metalli Danışmanlık Merkezi'nde psikolog olarak görev alıyorum. Benim Karatay'la tanışmam yatay geçişle başladı. Aslında bence bir de aday öğrencilere belirtmemiz gereken bir durum yatay geçiş imkanı. Bu sürecim benim çok kolay oldu. Yani hani öğrenci işlerinde gerek bölümde
Süreç çok iyi ilerledi benim için ve yatay geçişle Karatı Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Öğrencilik hayatımı ne kadar verimli geçtiğini gün geçtikçe ben daha iyi anlıyorum. Ve öğrencilik hayatımı genelde de hep söylediğim gibi ikiye ayırıyorum, akademik ve sosyal olarak. İkisinde de doyamadım fakat gerçekten güzel hatırlıyorum. Her yıl hepimiz bir yaş daha alırız. Fakat ben üniversite hayatımda çok yaş aldığımı düşünüyorum, çok büyüdüğümü düşünüyorum. Okuduğum bölüm zaten önce kendime sonra etrafa mercek tutmamı gerektirdi gibi. Daha çok anladığım, daha çok temellendirdiğim, cevap bulduğum böyle hayata dair bu süreçte işte gerek teorik gerek uygulamalı derslerimiz, yaptığım stajlar, akademik yazılarım, kongreler, işte katıldığım veya düzenlemesine katkı sağladığım psikoloji temelli organizasyonlar beni çok büyüttü. Ben böyle hissediyorum. Akademik olarak iyi bir eğitim aldığımı düşünüyorum ve psikolojide de aldığı eğitimi içselleştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sosyal bilimler olarak bence bütün bölümlerde bu böyle ama ben en azından psikolojiyi deneyimlediğim için bunu özellikle belirtmeliyim. Bu içselleştirme şu an karşıma çıkıyor ve şu an çok da güzel yol alıyorum bunun sayesinde. Aynı zamanda işte uygulamalı derslerimizdeki işte laboratuvar kullanma durumumuz, roleplay yapmamız, 3. 4. sınıfta pratiği daha çok görmemiz bence bizi psikoloji alanında çok büyüttü. Beyza da burada, o da belki ekleyeceği şeyler olur daha sonrasında. Yine hocalarım kesinlikle yeri doldurulamaz ve gerçekten bana çok katkı sağlayan hocalar. Bunun yanında bir de okulun sosyal hayatını çok destekledi. Okulumuzun bilgi ve düşünce topluluğu, kurucu yönetim kurulu üyesiyim ben aynı zamanda. Topluluk da sosyal yönümü benim büyüttüğü için çok ayrı bir yerde. Bir de toplulukta böyle joker eleman gibi bir şeydim. Topluluğun sunucusuydum, koordinatörüydüm, sosyal medya yöneticisiydim derken orada birçok becerimi geliştirdim. Yani atılganlığım, koordine, grupla çalışma, bu tarz beceriler bence iletişim ve ilişkiyi birebir etkilediği için ve işte bir network oluşturmak için de çok önemli olduğunda ayrı bir yerde benim için. Bu yüzden Karata Üniversitesi'nin akademik yanının dışında o sosyal topluluk veya network oluşturmada o atılganlığı destekleme kısmı beni çok besledi. Şöyle bir durum da var. Kongrelerde mesela akademik olarak yazılar hazırladık. Yine bölüm hocalarımız önderliğinde makaleler yazdık. Aynı zamanda onların da yönlendirmesiyle biraz bir de bunları sunduk biz. Makaleleriniz yayınlandı. Bu da çok güzel bir şey bence. Öğrenci iken hocam yapabilmek. Hocam bu sesinizde bir problem oldu ama daha demin. Öyle mi? Şu an nasıl? Şu an iyi hocam. Tamam, devam ediyorum o zaman. Tamamdır hocam. Bu da bence o kongrelere katılabilmek de bence çok önemli. Bunu da yine eğitim hayatında aday öğrencilere tavsiye edebileceğim şeyler arasında geliyor. İşte o Zilan'da dediği gibi akademik yazılardan uzaklaşmayıp biraz daha atılabilmek. Evet, yine bir problem oldu mu hocam? Toplumla birlikte birçok etki. Acaba neden aynı yerde ve aynı şekilde? İnternetten olabilir hocam. Ne yapabiliriz? Çok kesiliyorsa ben bir izninizi isteyeyim. 2 dakikada bir yer değişikliği yapayım, olur mu? Olur hocam, fark etmez aslında. Nasıl istersiniz ama şu an geliyor sesiniz. Tamam, yani devam edebilirim. Eğer tamam. Hani bu bir problem haline gelirse yer değişir. Hocam tamam. İnternet sizin enerjinize yetişmiyor bence. Evet. Devam et hocam. Kesinlikle hocam. O zaman toparlayayım da biraz o zaman. Tamam.
sayede bu toplulukla yaptığımız işte etkinlikler, projeler, zirveler yaptık. Bilgisayar psikoloji zirvesi. Bu benim alanda aynı zamanda bir network oluşturmamı sağladı ve bu sayede hem rol modeli alarak öğrendim, hem akademik olarak öğrendim, hem deneyimleyerek öğrendim derken donanım bu şekilde oluştu ve bence çok bunu da bu şekilde oluşması da bende biraz içselleştirmeme neden oldu. Eğer okulumuzu tercih eden adaylarımız olursa bu konuda topluluk konusunda kesinlikle bir adım atmalarını istiyorum ve sonrasında o desteği görünce de ne kadar şaşıracaklarını ben burada kesinlikle tahmin edebiliyorum. Çünkü gerçekten güzel bir destek var. Psikoloji okumaya nasıl karar verdim derseniz ortaokulda aslında bunun ilk tohumunu ektim içim ama nasıl ektim, neden ektim ben tam olarak hatırlamıyorum. Ama içime sinmesi yıllar boyu devam etmemi sağladı. İçime çok sindi. Çünkü 10 yıl sonra neredesin dediğimde psikolog olarak kendimi gördüğümde ben burada iyiyim dedim ve işte şunu tercih et, bunu tercih etlere rağmen tamam ben kendi yolumdan devam edeyim dedim. Bir de şu çok önemli bence psikoloji okumada. Asla böyle bir niyetim yok fakat hani 4 yıl boyunca okuyup sonrasında çalışmama durumunda bile hayata dair, insana dair ve kişisel olarak çok büyük bir bilgiyle mezun oluyorsunuz ve farkındalığınız çok artıyor bence. Daha iyi anlıyorsunuz, daha iyi temellendiriyorsunuz, daha iyi iletişim kurabiliyorsunuz gibi geliyor bana. Bu benim aslında biraz da psikolojiye olan bağımın, sevgimin temeli. Herkes aynı doyumu alabiliyor mu? Zannetmiyorum. Bunda biraz şeyle alakalı. Hani mesleğini, işini sevip sevememekle alakalı. Benim sevebilmekle alakalı. O yüzden gerçekten istediğiniz bir bölüme tercih etmeniz uzun vadede daha sağlıklı ve kişisel olarak böyle gözünüzü yukarıya dikin ya ben şurada mutlu olurum dediğiniz bölüm bence sizin bölümünüz bir yerde. Her yol bence aşındıra aşındıra günümüzde ilerliyor diye düşünüyorum. Biraz çabayla, biraz emekle, biraz atılganlıkla ilerliyor diye düşünüyorum. Ben de biraz bu yönde çabalıyorum açıkçası. İşe giriş sürecime gelecek olursam aslında Konya'da yaşamıyorum. Ben Urfa Siverek'te yaşıyordum. Konya'da mezun olduktan sonra zaten bir online, son dönemimiz online olarak geçmişti bizim. Diploma almak için okuluma gelecektim. Sonra çalıştığım kurumun bir psikolog pozisyonunda ilan açtığını gördüm. Fakat bazı kriterleri sağlayamadığımdan sistemden başvuru yapamadım. Böyle bir engelim vardı. Sonra işte orada maile atılan CV'ler de geçersizdir diye bir uyarı gördüm. Fakat ben yine de biraz denemek istedim. Bir ön yazıyla bir mail attım CV'mi ve birkaç saat içerisinde çok güzel bir geri dönüş aldım. Bu biraz daha işte o aşındıra aşındıra yürümeniz gerektiği dediğim kısım. Ve CV'mi çok beğendiklerine ve hemen bir görüşme sağlamak istediklerine dair bir geri dönüş aldım. Bu benim için çok kıymetliydi. Ben de diplomamı almaya geldim. Sonra diplomamı aldığım gün iş yerine teslim ettim giriş işlemleri için. Bunun da bence işte üniversite hayatındaki aktif dönemim. CV'mdeki o işte akademik yazılar, topluluk çalışmaları, katıldığım kongreler, söyleşiler vesaire bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum burada. Herhalde üniversite döneminde önereceğim şeyler, ben bir de psikoloji alanında stajın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her dönemde staj yaptım ben yani yaz dönemlerinde. Bu stajlar çok çeşitliydi. Şimdi bir de okulumuzun iş yerinde gözle projesiyle ben sosyal hizmette, sosyal hizmet merkezinde bir staja başladım ve bu staj da beni çok büyüttü. Stajların psikoloji alanında bir de şöyle bir önemi var. Mesela ben okulumuzun iş yerinde gözle projesiyle yaptığım stajda sosyal hizmet merkezinde çalışırsam ben ne yapacağım bunu öğrendim. Hastane stajlarında hastanede çalışırsam ne yapacağım? TRSM'de yine öyle, diyaliz merkezlerinde yine öyle, yaptığım palyatif bölümünde yine öyle. Yaptığım stajlarda bunu öğrenmek beni çok büyüttü. Ben mesela öğrendim ki ben sosyal hizmet merkezinde çalıştığım zaman şunu hissederim. Burada çalışsam bunu hissederim gibi kafamda netleştirdim bazı şeyleri. Ve o netleştirme de aslında çok büyük, kıymetli. Bu yüzden bu projeyi az önce Zila'nın da bahsetmek istediği proje sanırım buydu iş yerinde gözle projesiydi. Bu da önemli bence. Herhalde aktarmak istediğim, toparlamak istediğim şeyler
bu kadar diye düşünüyorum. Detay çok ama biraz internetin böyle kesintiye uğraması beni biraz korkuttu. O yüzden biraz toparlamak istedim. Üniversite hayatının liseyle farkını biraz belirtmem gerekirse ben tamamen farklı olduğunu düşünüyorum. Tek ortak yanı eğitim almak olabilir. Üniversitede sanki böyle hayata ben de buradayım diye bağırıyoruz bir yerde. Bir de yolumuzu bir şekilde tercih ettiğimiz için ki ben bunun asla değişmeyecek olacağına inanmayanlardanı bir de bunu eklemeliyim. Yolumuzu tercih ettiğimiz için sanki böyle statümüz için yürüdüğümüz yol daha gerçekçi. Gerçekçi olması da biraz daha hayatın içindeyim. Ben de buradayım dedirtiyor sanki insana. Dediğim gibi çok büyüdüm. Gelen kişilerin ya da bu döneminde çok büyütecek olduğunu düşünüyorum. Bundan sonrası da yani daha yolumuz uzun, daha bir yerde de yolun başındayız. Evet, mezun olduk ama herhalde söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz, herhangi bir problem varsa dinlerim. Bu şekilde. Sultan Zehra Hanım'a çok teşekkür ediyoruz hocam. Özellikle network oluşturmaya dair yaptığınız katkılar çok değerliydi. Çok sağ olun diyorum. Ve hocam, sözü, küçük bir araya girebilir miyim? Çok özür dilerim. Kariyer Gelişim Ofisi'nden Ahmet hocama. Buyurun hocam. Eyvallah, eyvallah. Ben küçük bir hemen bir mesaj iletmem gerekiyor. Buyurun hocam. Ve çok keyifli ilerliyor. Tabii mezunlarımız aynı zamanda iş hayatının içerisindeler. Yani o yoğunluğun, o temponun içerisinde bize vakit ayırıyorlar. Az önce de Kibar Hanım bölmemek için Sultan Hanım'ın konuşmasını orada araya girmeden bana mesaj yazmış, çıkmak durumundayım diye. Onun mesajını iletmek isterim sadece. Çok teşekkür ediyorum. Dinliyorum, izliyorum sizleri. Tamamdır hocam, çok teşekkür ederiz. Ben sözü sosyal hizmet mezunu Batuhan Özatıcı'ya vermek istiyorum. Buyurun hocam. Merhabalar sayın moderatör. Çok değerli bölüm başkanım Kamil hocam, merhabalar. Kariyer Gelişim Ofisi, diğer komşu meslektaşlarım ve dinleyicilere merhaba demek istiyorum. Sözlerime başlarken aslında burada dinleyen aday öğrencilere geçirdikleri bir zorlu süreçte çabalarından dolayı tebrik ederek başlamak istiyorum. Gerçekten zor bir zaman diliminden geçtiler. Üniversite sınavı benim için de çok sancılıydı. Kendimi tanıtarak başlayayım. Ben Batuhan Özatıcı. 2017 yılında ilk tercihim olarak tam burslu olarak girdiğim sosyal hizmet lisans programından 2021 yılında yüksek onur öğrencisi derecesiyle mezun oldum. Ben aslında yakın zamanda başımdan geçen bir anıyla başlamak istiyorum. Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği'nin bir seminerine katıldım. Orada bir mentor, Amerikalı bir mentor hoca, yaşlıca. Bana dedi ki sen çok gençsin, ilk sen kendini tanıt. İşte başladım kendimi tanıtmaya. Sosyal Hizmet TV, Türkiye'nin en büyük internet sosyal hizmet bilgi paylaşım platformu. Sosyal Hizmet Sohbetleri Podcast, bunların genel yayın koordinatörüyüm. İşte şu Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Konya Şubesi'nin yönetimindeyim vesaire saydırdım. Bana dedi ki, ya dedi kendini tanıtmadan önce sen mesleğini anlattın. Ben seni merak ediyorum. İşte orada bana aslında birazcık dank etti. Hayatımızı meslek odaklı çok düşünüyoruz. Neticede ben oturdum bir düşündüm. Batuhan Özatıcı kim aslında? Burada da aslında 4 yıl boyunca üniversitede burada sunulan eğitim haricinde benim benliğimin oluşturan şeyler aklıma geldi. Tabii insanız, neticede kendimizi arayan, her zaman da bulduğunu zanneden ama aramaya devam eden varlıkları Zagi Hoca'nın sözüyle. Üniversite bu anlamda aslında Karatay Üniversitesi çok büyük bir fark yarattığını düşünüyorum. Diğer üniversitelerden çok fazla mezun olmuş insanlarla, öğrencilerle irtibat halindeyim çalıştığım pozisyon doğrultusunda. Karatay Üniversitesi öğrencinin kişisel gelişimine başta olmak üzere benliğine çok büyük katkılar sunuyor. Özellikle sosyal hizmet eğitiminin özgül doğası da buna çok katkı sunuyor, yatkınlık gösteriyor. Yani burada benim usta olarak nitelendirdiğim Kamil Hocam var. Ondan gelen katkılarla pek çok mesleki edinim kazandık. Üniversitenin düzenlediği eğitimler, hani ben akademik anlamda çaba gösteren bir öğrenciydim. Sosyal yaşamım aslında samimi olmak gerekirse pek fazla yoktu. Üniversite beni her zaman katıldığım panellerde, sunduğum bildirilerde, başka şehirlerde yol ücretlerimi karşıladı. Hani açıkça söyleyeyim, tam burslu olarak girdim ve pek bir gelirim de yoktu hani. Bu bağlamda üniversite benim konaklama masraflarımı, yol masraflarımı pek çok noktada karşıladı.
Yer arkadaşlarım iş bulma noktasına çok değinmedi. Ben de sözlerimi o eksende genişletmek isterim. Karatay Üniversitesi mezunlarıyla ben her yerde karşılaşıyorum. Kamil Hocam özellikle YEDAM'larda şu anda Türkiye'nin dört bir yanında bağımlılık alanında çalışan kurumlarda her yerde Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet mezunları var. Bunun nedeni de şu aslında, içeride verilen akademik eğitimin iyi olmasını gösteriyor. Bu da şu işe yarıyor. Biz bir yere iş başvurusunda bulunduğumuzda elbette şu anda hani bu referans veya torpil değil. Artık o kadar çok bazı mesleklerden özellikle insan ve toplum bilimlerinden mezun veren bölüm var ki. Neticede CV'nizin açılması lazım. CV'niz ne kadar iyi olursa olsun CV'nizin diğerleri arasında görünmesi lazım ki iş olanağını elde edelim. Bir diğer nokta da aslında yine bu network ile ilgili. Sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, sosyologlar olarak aslında bizim sermayemiz, belki diğer meslekler haricinde birazcık da bilgimiz. Yani bilim insanlarının sermayesinin bilgi olduğunu söyleriz sürekli. Karatay Üniversitesi de öğrenciye bu noktada bence doğrudan iyi bilgiler sağlıyor. Bir psikolog hocam da bahsetti akademik kadrosunun güçlü olduğundan. Ben de bahsedeyim. Hani Kamil hocamız var, bölüm başkanı, aynı zamanda Türkiye'nin sayılı isimlerinden. Bağımlılık alanından dedik. Biz bağımlılık dersleri alırız arkadaşlara söyleyeyim, sosyal hizmet uzmanları olarak. Bu bağımlılık derslerini biz Ercan hocadan alırız, Ercan Mutlu'dan. Yıllardır bağımlılık alanında çalışmalar yürütmüş. Hal böyle olunca tabii ki bir iş başvurusunda bulunduğumuzda ilgili konudaki ilk tercihlerden birisi oluyoruz, haline geliyoruz. Burada dinleyen aday öğrenci arkadaşlarımın pek çoğunun aklında şunun olduğunu düşünüyorum. Mezun olacağız. Artık böyle bir realite var maalesef. Ama Karatay Üniversitesi az önceki istatistiklerden de bahsedildiği gibi alanda iş bulması %80'leri geçen bir üniversite. Bu bağlamda üniversitenin sunduğu olanaklardan tam anlamıyla faydalanan öğrencilerin sorun yaşayacağına inanmıyorum. Elbette tabii ki burada karşılıklı bir süreç var. Üniversite, bölüm, fakülte öğrencilere bir takım olanaklar sunar. Bu olanakları değerlendirip onları almak önemli. Hani açık pazar misali, oradan seçip alacağız ki kendimizi geliştirip iş bulabilelim diyorum. Biraz da ben girişimcilikten bahsetmek istiyorum, hocalarımın bu konudaki desteklerinden. Ben şu anda sabah 8 akşam 5 bir işte çalışmıyorum. Pek çok sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirme yönünde eğitimlerine mentörlük yaptığım bir organizasyonum var. Bir YouTube kanalımız var, yine gelir elde ettiğimiz sosyal hizmet bilimi üzerine. Aynı şekilde bir de Türkiye'nin ikinci podcastini, sosyal hizmet alanındaki podcastini yapıyorum. Beni hocalarım bu noktalarda her zaman çok destekledi. Yani ben hiçbir yerde sanmıyorum ki benim Kamil hocamla henüz öğrenciyken yaptığım bir podcast bölümüm var. Yani ben zannetmiyorum ki pek çok üniversitede bir profesörün böyle zaman ayırıp da, hani biliyorum hani profesörler zamanları dolu insanlar neticede. Zaman ayırıp da öğrencisine böyle saatler ayırıp öğrencinin gelişimi için, öğrencinin şey için bu kadar çaba göstereceğini sanmıyorum. Diğer tüm hocalarımız aynı şekilde her zaman aslında başta iyi bir insan olmak, akabinde iyi bir sosyal hizmet uzmanı olmak ve geleceğimizi inşa etmemiz için çokça destek sağladı. Erasmus'tan bahsetmek istiyorum. Ben salgın döneminde olduğundan dolayı gidemedim. Giden arkadaşlarım yakından biliyorum sosyal hizmet bölümünden. Erasmus çok büyük bir olanak gerçekten. Çünkü insanı oluşturan ögeler aslında sadece üniversite ortamında, akademik ortamda öğrendiği şeyler değil. Hayat deneyimleri de mesleğe, kariyere doğrudan etki eden şeyler. Çift anadal da yapmadım. Ama neticede iyi bir sosyal hizmet uzmanı olduğumu düşünüyorum. Söyleyeceklerim aslında bu kadar. Öğrencilik hayatımda çok aktif olarak genelde akademik aktif oldum. Topluluklardan bahsedeyim. Okulumuzda bölüm toplulukları var. Evet, sosyal hizmetin etkileşim topluluğu var, sosyoloji etkileşim topluluğu var. Ama bir de aslında sosyal hizmet uzmanları için derin iş olanakları sunan sivil toplum kuruluşlarının da toplulukları var. Yeşilay'ın topluluğu var, Kızılay'ın topluluğu var. Ben üniversite hayatım boyunca Genç Kızılay topluluğunun başkan yardımcısı oldum. Akabinde il oluşumunun içinde başkan yardımcılığı yaptım. İş bulmamda en büyük katkıyı bu tecrübelerimin sunduğunu söyleyebilirim. Neticede hani şöyle bir baktığımızda biraz da realiteden konuşalım. Devletin atamaları artık insan ve toplum bilimlerinde çok fazla yer almıyor.
Ama sivil toplum kuruluşlarının tercih ettiği kişiler olmak istiyorsak da dolu dolu üniversitenin sunduğu bu imkanlardan faydalanmamız gerekiyor. Son sözüm şu olsun. Üniversite bir şeyleri sunar. Gerçekten Karatay Üniversitesi benim gözümde. Konya'da zaten en iyi bence. Çünkü butik, yani öğrenci sayısından tutun da yani dakikasında ben öğrenci işlerinden destek ve bilgi alabiliyordum. Bu konuda çok sıkıntı yaşayan başka bölümlerden, başka üniversitelerden arkadaşlarım var. Sunduklarına alınabilirse bence Karatay Üniversitesi mezunu bir öğrencinin ben çok başarılı bir insan olacağını ve Maslow'un ihtiyaçları hiyerarşisinin son basamağı kendini geliştirebileceğini, kendini gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Bu kadar, böyle tamamlayayım hocam. Batuhan Bey'e katkıları için çok teşekkür ediyorum. Özellikle girişimciliğe yaptığınız vurgu çok değerli, çok kıymetliydi. Tekrar teşekkür ediyorum. Ve sözü lisansüstü bursiyer asistan Beyza Öztaş Hanım'a bırakmak istiyorum. Buyurun hocam. Evet, şu an sesim geliyor sanırım. Evet, geliyor hocam. Önce Hocam sesinizde bir problem var ama. İnternet kalitesi kötüyse eğer görüntü kapatıp da bir konuşmayı deneyebilirsiniz Beyza Hanım. Ya da zamanı da değerlendirebiliriz. Bir bakalım hocam. Eğer ayarlanabilirse Beyza Can beni duyabiliyor musunuz? Hocam o zaman zaman da kaybetmeyelim. Akademisyen hocamıza tekrar söz hakkı vermeyi düşünüyorum. Profesör Doktor Kamil Alptekin hocam. Evet. Eklemek istediğiniz katkılarınız varsa buyurun lütfen. Evet, aslında ben biraz daha şimdi ikinci söz hakkımı fakülte tanıtımı ve özellikle bölümlere sağlanan imkanlardan bahsetmek için düşünmüştüm ama öğrenci arkadaşlarımız detaylıca anlattılar. İkinci baskı olur. Zamanı iyi kullanalım dediniz. Ben de o düşüncedeyim. Tabii ki belki tek tek durmak lazım. ÇAP programının, gönüllü stajın, efendim birebir uygulamaların ki özellikle mesela sosyal hizmet bölümünde fazlasıyla çeşitli uygulamalar var. Bunlara değinmek gerekir ama arkadaşlarımız değindi. Tekrar bu konulara girmeyelim. Ama bunun önemli olduğunu şunun için biliyorum. Çünkü tercih noktasında adayların bakması gereken noktalardan bir tanesi bu. Fakülte ve özelde bölüm size ne sağlayacak? Nasıl bir imkan olanak sağlayacak? Farkı ne olacak? Olanaklar nedir? Kendinizi geliştirebilmeniz için. Artık diyoruz ya, yaşantısal öğrenmenin öne çıktığı bir çağda yaşıyoruz. Deneyerek, yaparak öğrenmenin önemli olduğu bir çağda sizin imkanlarınız, size sunulan imkanlar ne? Adayların buna bakması gerekiyor. İstihdam konusu konuşuldu. Ben eklemem var buna sadece. Ben Batuhan'a katılıyorum. Burada gerçekten üniversitenin sadece bizim fakülte için değil, fakültelerde böyle bir gözlemim var benim. Sonuçta ben de devlet üniversitesinden bir vakıf üniversitesine, KTO Karatay Üniversitesi'ne gelen hocalardan biriyim. Orada bunu fark ettim bu 9 sene içerisinde. Öğrenci odaklı bir eğitim var. Hakikaten ama bu sözde değil, hani özde öğrenci odaklı. Yani öğrenci dinleniyor. Ben bunu gördüm. Öğrenci bir şeyler yapmak istenirse o dinleniyor, ona imkan veriliyor. Hani bu, şunu da demek istemiyorum. Bizim dışımızda hiçbir yerde bu yapılmıyor. Hayır, yapılıyor ama tabii bunun oranları var. Burada yaygın olarak var. Sadece buna vurgu yapmak istedim. İstihdam, kendi bölümümüzle ilgili bir şey söyleyeyim.
4 yılı 2016-2019 yıl. Biz ilk 2016'da mezun verdik. 2019 yılına kadar ben bir asistanlarıma bir çalışma yaptırdım. İstihdam nedir diye bizde, bizim bölümde. Mezunlarımızın %76'sına ulaştı iki asistan arkadaşım toplamda. O %76'lık gruptan şöyle bir sonuç çıktı. Bölümümüzde her iki kişiden bir kişi istihdam edilmiş. Fakat şöyle bir tablo çıktı tabii. Bu istihdamın biraz önce Batuhan'ın söylediği gibi büyükçe oranı özel sektör, belediye, STK. Niye böyle? Çünkü evet, son zamanlarda devlet çok fazla alım yapmadı. Kamu çok fazla kadro açmadı insan ve davranış bilimlerinden mezun disiplinlere. Bunun bir yansıması olarak doğal olarak arkadaşlarımız pes etmemişler, küsmemişler, ille de devlette dememişler. İşte özel sektörde yaşlı engelli bakım merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, belediyelerde, büyükşehir olsun ya da ilçe, merkez ilçe belediyelerde, oraların sosyal hizmet dairelerinde ya da yaşlı bakım, engelli bakım ünitelerinde, sosyal yardım ünitelerinde ve pek çok işte yoksullara, göçmenlere, bağımlılık, Batuhan bunları söyledi, ben tekrarlamayacağım ama YEDAM konusu önemliydi. Özellikle bağımlılık alanında önemli istihdam alanları buldular. Buradan şu noktaya geleceğim. Şimdi o zaman adayların demek ki bakması gereken bir yer daha var. Siz bir bölüm olarak hangi alanda daha sivrilmiş, yoğunlaşmış durumdasınız? Şimdi Türkiye'de kendi bölümden örnek vereyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlatmak için. 73 tane bölüm var. Bu 73 bölümün nedir birbirinden farkı? Hepsi de genelde sosyal hizmet eğitimi veriyor. Değil mi Batuhan? Sen bu işin içerisindesin. Bir de yönetim kurulu üyesi oldun. Daha ilk yılında artık eğitimi de takip ediyorsun. Nabzını tutuyorsun. Peki herkes genelce eğitim veriyor. Sosyal hizmet eğitim veriyor. Var mı bölümlerin odağı? Vallahi bilemiyorum. Olan var, olmayan var. Bizim Konya Karatay Üniversitesi olarak mesela 3 konu seçtik kendimize ve bu alanlarda biz yoğunlaşmak ve öne çıkmak istiyoruz. Bir tanesi bağımlılık alanı. Özellikle alkol ve madde bağımlılığı alanı. Hani şimdi bağımlılık da çeşitli çünkü. Yani o davranışsal bağımlılıkları kastetmiyoruz. Biz daha çok uyarıcı, uyuşturucu etkide bulunan maddelere yönelik bağımlılıktan alanını kastediyoruz. Göç ve sığınmacılarla ilgili sosyal hizmet alanı. Bir üçüncüsü de kadın çalışmaları ve kadın yönelik şiddet alanında biz biraz daha çalışmalarımızı yoğunlaştırdık ve bu alanlarla ilgili de bakıyorum istihdamımız da bu alanlarda çoğalmış. Özellikle demek ki bölüm olarak isabetli bir seçim yapmışız, tercih yapmışız, o alanlara yoğrulmuşuz ve bu alanlarla tanınmaya başlamışız. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Adaylar şuna baksınlar. Bölümün bir böyle biraz halk ağzıyla söylemem gerekirse bir esprisi var mı? Bir farkı var mı? Nedir? Yoğunlaştığı bir yer var mı? Buna baksınlar. Tabii olanakları söyledim. Bir başka konu adayların bakacağı yerlerden. Ben dediğim gibi artık fakülte tanıtımından falan arkadaşlarım yaptılar, mezun arkadaşlarım. Oralara girmiyorum. Ben biraz daha adaylara dokunmak istiyorum. Hani bizi tercih etsinler ya da etmesinler hiç önemli değil. Bu programı bir fırsata çevirelim. Madem buradayız, zamanımızı harcıyoruz. Bir hayırımız olsun ya, ne bileyim, ben eve bugün gittiğimde başımı yastığa koyduğumda bugün bir iş yaptım diyeyim ya. Gençlere dilimin döndüğünce bir yol göstericiliği yaptım diyeyim yani. Bu da bana kalsın. Mesela bir başka şey, eğitim kadrosuna baksınlar. Kim var ya burada, hocalar nedir? Bir baksınlar. Hatta öyle şekil olarak değil Candan Hanım. Öyle kaç tane profesör var, kaç tane doçent var şeklinde de değil. CV'sine bir zizat girsinler. Bu hoca ne çalışmış, ne yapmış, ne kadar çalışmış. Bunlar bir şey oluşturur. Ve şöyle bir dağılıma bir baksın. Asistanlara varıncaya kadar baksın. Yani ve bu bölümün hocaları mı? Bunu niye söylüyorum? Bakın bu çok önemli. Bu çok önemli şimdi söylediğim şey. Yine kendi alanımdan örnek vereyim. 73 tane sosyal hizmet bölümü var. Şimdi Sosyal Hizmet Okulları Derneği Başkanı olarak bu işin de nabzını tuttuğum için net rakam veriyorum size. 73 bölümünü hiç üşenmeden saydım. Bunun 35'inde hiç sosyal hizmet kökenli hoca yok. Bakın ilginç geliyor değil mi size? Hiç hoca, kim var diyeceksiniz.
Valla baktım biraz, aklıma kalanları söyleyeyim. Kamu yönetiminden var. Efendim, sağlık, aile, tüketim bilimi var. İşte sosyoloji var, psikoloji var, çocuk gelişimi var. Yakın alan var, uzak alan var. İlahiyatçı var mesela. İşletmeci var mesela. Yani bu 35 bölüm böyle. Ha, kalan 37-38 bölüm nasıl? Onu da söyleyeyim. Onlar da pek çoğunda tek tük, sosyal hizmet kökenli. Oradan kastım da şu, sosyal hizmet lisans ve veya lisans üstü eğitim almış hoca. Yani alanın hocasını kastediyorum. Bu kalan 38 bölüm içerisinde, 37 mi ne kaldıysa artık, orada da sadece 5 tane bölümde bütünüyle kadrosu, yani asistanından hocasına, profesörüne kadar sosyal hizmet kökenli bölüm var. 5 tanesi mesela Galata Üniversitesi bunlardan bir tanesi. Buna baksınlar derim. Bu önemli. Sosyal hizmet uzmanı olacaksınız. Sosyal hizmet kökenli hocadan eğitim almıyorsunuz. Anlatabildim mi? Bu önemli. Tamam. Bir sosyal hizmet bölümünde psikolog hoca da, sosyolog hoca da, yakın alanları kastediyorum. Uzaklara zaten hiçbir şey söylemiyorum onlara. Bir yakın alan hocası bir katkı sağlar. Bir perspektif sunar. İyi de olur. Açılım olur. Sosyal hizmeti daha iyi kavrayabilmesi için öğrenciye. Kötü mü olur insan davranışı konusunda daha fazla yoğunlaşması ya da toplum bilimi konusunda? Toplumla çalışacağız, insanla çalışacağız. Çok da iyi olur. Ama şimdi X, Y, Z hiç alakası olmayan disiplinlerin hem de hepsini onunla doldurursanız adı sadece sosyal hizmet bölümü olur. Tabelası sosyal hizmet olur. Buna dikkat etsin adaylar. Mümkün olduğunca dikkat etsinler diyeyim. Şimdi adayların da belki bazı sınırlıkları olabilir, puan sınırlaması olabilir ya da bilmiyorum daha farklı sınırlıklar olabilir. Yani bunlara dikkat edilsin düşüncesindeyim. Notlarımı aldım öğrenci arkadaşlarım konuşurken onları tekrar etmemek için, ben daha farklı şeyler söyleyebilmek için. Şöyle bakıyorum. Evet, hemen hemen hepsi benim de söyleyeceklerim bunlar. Bunları söyledik. Önemli bir aşamadan geçiyor gençler. Tercih önemli. Başa dönecek olursam irade koyacağımız, göstereceğimiz alanlardan bir tanesi kariyer seçimi. Kendi düşen ağlamaz ama iyi düşünmek, iyi tartmak, dikkat etmek, etraflıca araştırmak durumundayız. Son sözüm bugün için şu olsun belki. Soru olursa tabii ki yanıtlarım. Biraz da tabii şöyle öğrencilerden, mezunlardan sorsunlar bölümlerini. Yani atıyorum işletme bölümü mezunu mu? İşletmeye mi girmek istiyor aday? Bizim fakülteden çıktım şimdi. O zaman bir o bölümün girmeyi düşündüğü, puanının yettiği o bölümün özellikle bulmaya çalışsın. Ya sosyal medya mecralarından ya doğrudan bulmaya çalışsın. Onu bulamıyorsa mutlak surette o bölümü tanıyan bir akademisyene ulaşmaya çalışsın. O bölümü tanıyan. Bunların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle değil. Şimdi üstelik de bir de pandemi ortamındayız. Dışarıda çıkmayı çok istemiyoruz. Bulaş olmasın vesaire falan diye. Son zamanlarda yine sayılar herhalde artmaya başladı. Tamam. Evimizde ne yapıyoruz? Bir internetten açıyoruz web sayfasını. Bir de 3-4 dakikalık programlar var. Hani şöyle her üniversite için söyleyecek olursam. Hangi üniversite diyor ki ayranım ekşi? Herkes güzel bir tanıtım yapıyor. Şimdi doğru ya doğru. Herkes elinden geldiğince tanıtımın en iyisini yapıyor. Oradan belli olmuyor. Onu demeye çalışıyorum. Oradan sır, işin gizli orada çözülmüyor. İşin büyüsünü çözmek için doğrudan oradan mezunlar ya da o bölümü tanıyan hocalar, okuyan hali hazırda öğrenciler, buralara ulaşılabiliyorsa en kıymetli bilgiyi de onlar verir diye düşünüyorum. Tabii ki imkanlar, olanaklar ve biraz önce konuştuklarımızın da bunda bir etkisi olacaktır. Herkese, tüm adaylara başarılı bir tercih dönemi diliyorum. Umarım herkes gönlüne göre yerlere girer. Sonuçta ülkemiz kazansın diyorum. Teşekkür ederim. Profesör Doktor Kamil Aktekin, hocama çok teşekkür ediyorum. Özellikle akademik kadrodaki hocaların CV'lerine bakmamız, onların kökenlerine bakmamız konusunda bize çok aydınlatıcı bir konuşma yaptı. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ve son olarak ekleme yapmak isteyen bir hocam varsa alabilirim onu. Yoksa da genel bir değerlendirme yapmayı düşünüyorum.
Tamamdır öyleyse. Bugün Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'ndeydik. Çok değerli katkıları oldu hocalarımızın. Başta Profesör Doktor Kamil Alptekin hocama, mezunlarımızdan sosyoloji mezunu Kibar Özcan hocama, psikoloji mezunu Sultan Zehra Ütlü hocama, sosyoloji mezunu Zilan Dumanlı Dağ hocama, sosyal hizmet mezunu Batuhan Özatıcı hocama, sosyoloji topluluğu başkanı Bengi Nur Koçan hocama ve lisansüstü bursiyer asistan hocamızın internet problemi nedeniyle dinleyemedik. Yine de katkıları için teşekkür ediyoruz Beyza Öztaş hocama. Bu şekilde güzel bir oturum oldu diye düşünüyorum. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve görüşmek evet. dileğiyle. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın hocalarım.